Evet arkadaşlar, 11. sınıf biyoloji dersi 14. adım destek ve hareket sistemi. Beraber giriş yapalım. Destek ve hareket sistemi, insanda iskelet sistemi. Embriyonik dönemde bağ doku ve kıkırdak dokunun kemikleşmesiyle oluşur. İskeletin temel yapısını kemik doku, kıkırdak doku ve eklemler oluşturur. Kas sistemi ile birlikte hareketi sağlar. İskelet sisteminin bir nevi görevlerini söylüyoruz arkadaşlar. Vücuda şekil ve desteklik verir. Hareketi sağlar demiştik. Yapısını oluşturan kemikler vücutta ihtiyaç duyulan bazı temel mineralleri depolar. Kaslara ve iç organlara tutunma yüzeyi oluşturur. Arkadaşlar, beyin kalp gibi, akciğer gibi dış darbelerden çok etkilenen organlar iskelet sistemi tarafından korunur. Yani bir diğer önemli görevi iç organları korur. Kemikte bulunan kırmızı kemik iliği hücrelerinde kan hücrelerinin üretimi gerçekleşir. Arkadaşlar, kırmızı kemik iliği hücrelerinde kan hücrelerinin üretimi gerçekleşir. İnsanda iskelet sisteminin bölümleri var arkadaşlar. İnsanda iskelet, baş, gövde ve üyeler. Üyeler, kollar ve bacaklar olmak üzere 3 kısımda oluşur. Baş iskeletine bakıyoruz arkadaşlar. Şeklimizde de görüldüğü gibi. Baş iskeletinde arkadaşlar kafatası, alın kemiği, yan kafa, şakak, art kafa, temel ve kalbur kemiklerinden oluşur. Kafatasında 8 tane kemik var arkadaşlar. Yüz kemikleri, tırnakçık, üst çene, elmacık, damak, burun, alt çene, sapan ve boynuzcuk. Burada da 2 kemik var. Toplam yüz kemiklerimiz arkadaşlar 14 tane. Baş iskeletini oluşturan kemikler oynamaz eklemlerle birbirine bağlanır. Sadece alt çene kemiği hareketlidir. Zaten oynamaz eklemlerde arkadaşlar vereceğimiz en önemli örnek kafatası kemiğidir. Başta toplam 29 kemik bulunur. Gövde iskeletine bakalım arkadaşlar. Gövde iskeletinde arkadaşlar toplam 65 kemiğimiz var. Bunun 33 tanesi omurga. Boyunda, sırtta, bel, sarı ve kuyruk sokumunda 4 olmak üzere toplam 33 kemiğimiz var. Boyun omurunu atlas omuru, ikinci boyun omuruna eksen omuru denir. Atlas omuru baş iskeletine oynamaz eklemiyle bağlıdır. Göğüs iskeletine bakalım arkadaşlar. 25 kemikten oluşacak, kaburgalar ve göğüs kemiği. Sternum dediğimiz göğüs kemiğinden oluşacak. Kaburga kemiklerinin ilk 7 çifti göğüs kemiğine bağlıdır. Sonraki 3 çift 7. kaburgalara bağlıdır. Bu sayede arkadaşlar göğüs kafesi belirli bir esnekliğe sahiptir. Omuz kemeri, kürek ve köprücük kemiklerinden oluşur. Kalça kemeri, kalça, oturga ve çatı kemiklerinden oluşur. Şeklimizde de gördüğümüz gibi arkadaşlar, omurganın şekli düzensiz şekilli omurlardan oluşacak. Üyeler arkadaşlar, kollar ve bacaklar arkadaşlar üyelerimiz. Kollarda arkadaşlar pazı, ön kol, dirsek, bilek, tarak ve parmak kemiklerinden oluşur. Bacaklar da uyluk, diz kapağı, baldır, kaval, bilek, tarak ve parmak kemiklerinden oluşur. Yukarıdaki şeklimizde de arkadaşlar görüyoruz. İnsan vücudunda 207 kemik var. Değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. 6 tane kulakta ve bir de dil kemiği ilave edildiğinde 214 kemiğimiz var diyoruz. Arkadaşlar, iskelet sistemi, insan iskelet sistemine baktığımız zaman baş iskeleti, gövde iskeleti, üyeler. Bu şekli daha detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar. Birinci örneğimiz, aşağıdakilerden hangisi insanda iskelet sisteminin görevlerinden değildir? Arkadaşlar, kan glikoz seviyesini düzenleme, mineral depolama, az önce söylemiştik başlarken. İskelet sisteminin görevleri, büyümeyi sağlamak, kan hücresi üretme. İçerisinde kırmızı kemik iliği vardı, kan üretiyordu. Kaslara ve organlara tutunma yüzeyi oluşturma görevleridir. Arkadaşlar, kan glikoz seviyesini düzenleme,
hormonal kontrol pankreas tarafından düzenlenecektir. İleride göreceğiz. Kemik doku ve yapısına göre kemik çeşitleri. İnsanda iskelet embriyonik dönemin ilk aylarında kıkırdak ve bağ dokusundan oluşur. Sonraki aylarda kemik dokuyu oluşturur. Örneğin bir çocuktaki kıkırdak oranı arkadaşlar yetişkin bireye göre çok daha fazladır. Büyüme gerçekleştikçe arkadaşlar kıkırdak kemiğe dönüşecek. Kemik dokusunu oluşturan hücrelere osteosit, ara maddeye osein denir. Osein organik ve inorganik maddelerden oluşur. Arkadaşlar osein organik ve inorganik maddelerden oluşur. Organik kısmı yüksek oranda protein yapısında kolajen lifleri sahiptir. Oseyinde arkadaşlar protein yapısında yüksek oranda protein yapısında kolajen liflere sahiptir. İnorganik kısmında kemiğe sertlik de veren kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, potasyum ve manezyum bulunur. Osteositler yıldız şeklinde benzerler. Dokuda lakün denilen boşluklarda bulunur. Arkadaşlar osteositler lakün adı verilen boşluklarda bulunurlar ve birbirlerine sitoplazmik uzantılarla bağlanırlar. Kemiklerin dışında periyost. Arkadaşlar önemli bir terim. Periyost denilen kemik zarı bulunur. Bu kemik zarı arkadaşlar birincisi kemikte herhangi bir darbe sonucu oluşacak onarımda görevli. Bir de arkadaşlar periyost kemiğin enine kanlaşmasını sağlayacak. Periyost kemiğin enine kanlaşmasını sağlama, yeni kemik hücrelerinin oluşumunu sağlama ve dediğimiz gibi arkadaşlar onarımda da görevlidir. Arkadaşlar biz ne dedik? Kemiğin ara maddesi oseindir. Oseinde organik ve inorganik madde var. Çocuklarda kemik dokudaki organik madde oranı fazla, inorganik madde oranı az iken yaşlılarda arkadaşlar organik madde oranı az, inorganik madde oranı fazladır. O yüzden yaşlılardaki arkadaşlar kırıklar daha geç iyileşir. Çünkü inorganik madde miktarı yaşlılarda çocuklara göre daha fazladır. Kemik doku yapısına göre arkadaşlar bir sıkı kemik, sert kemik ve süngerimsi kemik olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Sıkı yani sert kemik doku arkadaşlar. Şekle bakıyoruz arkadaşlar. Sıkı kemik Havers ve Walkman kanalı ile birbirine bağlı. Arkadaşlar sıkı kemik dediğimizde uzun, kısa, yassı, düzensiz şekilde tüm kemiklerin yapısında bulunan kemik çeşididir. Arkadaşlar görünümü iç içe şekilde de görüyoruz arkadaşlar. İç içe geçmiş daireler şeklinde sıralanmış lamelli yapıdadır. Lamellerin ortasında Havers kanalı bulunur. Arkadaşlar Havers kanallarını Walkman kanalı dediğimiz kanal birbirlerine bağlar. Yani Havers kanalı ve Walkman kanalı birbirlerine bağlanır. Arkadaşlar süngerimsi kemik dokuya bakıyoruz. Şeklimizde de görülüyor arkadaşlar. Uzun kemiklerin uç kısmında da baş kısmında sıkı kemik dokunun altında bulunacak süngerimsi kemik özellikle arkadaşlar şu kısım arkadaşlar süngerimsi kemikte şu kısımda arkadaşlar özellikle uzun kemiğin uç kısımlarında gözenekli bir yapıya sahiptir. Arkadaşlar kırmızı kemik iliği bulunur süngerimsi kemikte. Kırmızı kemik iliği de kan hücrelerinin üretiminde görevlidir. Şekillerine göre kemiklere bakacağız arkadaşlar. Uzun kemikler iki ucu şişkin silindir şeklinde olan kemiklerdir. Uzun kemiklerin ucundaki şişkin kısma silindir şeklindeki bölgeye gövde kısmı. Arkadaşlar uzun kemik şekilde de görüyoruz. Sıkı kemik var kenarlarında. Uç kısmında gözenekli yapıdaki süngerimsi kemik doku var. Uzun kemiklerde şunu bileceğiz arkadaşlar. Uzun kemiklerin baş ve gövdesi arasındaki kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak dokuda yapılmış epifiz plağı bulunur. Bir diğer bileceğimiz şey arkadaşlar uzun kemikte.
Uzun kemiğin orta kısmında sarı kemik iliği bulunur. Arkadaşlar, uzun kemiğin orta kısmında sarı kemik iliği bulunur. Vücudumuzda uzun kemiklere örnek hangileridir arkadaşlar? Uzun kemikler ön kol, dirsek, pazu, uyluk, kaval, baldır kemikleri. Yani kol ve bacakta bulunan kemikler bizim uzun kemiklerimiz. Arkadaşlar, yassı kemiklere bakıyoruz. Kalınlığı az olan kemiklerdir. Arkadaşlar, yassı kemikte bileceğimiz şey burası önemli arkadaşlar. Yassı kemiklerde sarı kemik iliği ve fibula yok. Sarı kemik iliği yassı kemiklerde yok arkadaşlar. Yassı kemik dediğimizde arkadaşlar kafatası, kürek, kalça, kaburga ve köprücük kemikleri örnek verilebilir. Kısa kemiklere bakalım arkadaşlar. Kısa kemik dediğimizde boy ve genişliği birbirine yaklaşık olarak eşit kemikler. Arkadaşlar, kısa kemikler el ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklere verilebilecek en önemli örneklerdir. Yapısında yassı kemikler gibi periyoz, sıkı kemik doku ve süngerisi kemik doku bulunur. Yani yassı kemikler gibi periyoz da sahiptir arkadaşlar. Diğer bir kemik çeşidimiz düzensiz şekilli kemikler. Vücudumuzun değişik bölgelerinde bulunan arkadaşlar, vücudun değişik bölgelerinde bulunan belirli bir şekli olmayan kemiklerdir. Arkadaşlar, yüz kemikleri verebileceğimiz örnek arkadaşlar, yüz kemikleri ve omurlar. Omurlar düzenli şekilli kemiklere verilebilecek en önemli örnektir arkadaşlar. Örnek 2. İnsanda iskelet sisteminde bulunan uzun kemiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Baş kısmında süngerimsi kemik doku, gövde kısmında sıkı kemik doku bulunur. Evet, süngerimsi kemik dokuda bulunan kemik iliği kan hücreleri üretir. Evet, epifiz plağı boyca uzamasını sağlar. Yapısındaki inorganik tuzların sentezini sağlar. Arkadaşlar, kemiğin böyle bir görevi yok. Periyoz kemiğin enine kanlaşmasını ve onarımında görev alır dedik. Dolayısıyla arkadaşlar, kemiğin inorganik tuz sentezleme gibi bir görevi de yoktur. Arkadaşlar, üçüncü örneğimize bakıyoruz. İnsan iskeletine ait aşağıdakilerden hangisi yüksek oranda yassı kemiklerden oluşmuştur? Arkadaşlar, yassı kemikleri anlatırken ne demiştik? Kafatası, kaburga, kalça kemiği gibi kemikler yassı kemiklere örnekte. Kol ve bacak demiş. Bunlar üyelerde bulunan kemikler. Bunlar uzun kemiklere örnektir arkadaşlar. Bunlar uzun kemiklere örnektir. Dolayısıyla arkadaşlar, yüksek oranda yassı kemiklerden oluşur. Ne söylemiştik arkadaşlar? Kafatası ve kaburga kemiği. Arkadaşlar, kemiklerin oluşum ve gelişimi etkileyen faktörler diyor. Biz burada arkadaşlar şunu bileceğiz. Etkileyen en önemli faktörler arkadaşlar. Birincisi genetik faktörler. Arkadaşlar, mineraller, vitamin ve hormonlar arkadaşlar. Kemiğin sertleşiminde kalsiyum, fosfor ve potasyum mineralleri etkilidir. Kemik gelişiminde etkili olan hormonlardan kalsitonin, kandan kemiğe kalsiyum geçişini, parat hormon. Arkadaşlar, demek ki kemiğin gelişiminde etkili olan hormonlara bakıyoruz. Kalsitonin, parat hormon. Ve özellikle arkadaşlar, büyüme hormonu dediğimiz STH, somatotropik hormon, kemik gelişiminde çok önemlidir arkadaşlar. Kemik gelişiminde ne demiştik? Vitamin önemli arkadaşlar. Kemik gelişiminde en önemli, en etkili olan vitamin D vitaminidir. Kemiklerde kalsiyum ve fosfat birikmesinde etkilidir. Yani kalsiyumun kemiklere birikmesinde D vitamini etkilidir arkadaşlar. Arkadaşlar, D vitamini eksikliğinde çocuklarda, D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm görülecek. Eğer bu yetişkinlerde olursa biz buna osteomalazi diyoruz. Kemik dokuda ara maddenin azalması ile görülen hastalığa da osteoporoz diyoruz. Kemik gelişiminde arkadaşlar, vitaminlerde D vitamini etkilidir demiştik. A ve C vitamini de kemik gelişiminde etkilidir. A vitamini eksikliğinde kemik büyümesi yavaşlar. C vitamini eksikliğinde kemiklerde zayıflama görür. Onun için arkadaşlar, özellikle yetişkinlik döneminde
Çocukluk döneminde D vitamini çok önemli. Yetişkinlik döneminde D vitamini ve A ve C vitaminleri de kemik gelişiminde önemli rol oynar arkadaşlar. Genetik özellik demiştik arkadaşlar. Kemik gelişiminde ve kemiklerin şekil almasında en fazla etkisi olan faktör genetik özelliklerdir. Genetik özellikler önemli. Biz bunu yeterli ve dengeli beslenmeyle destekleyeceğiz. Yeterli bir gelişim sağlamak için. Kıkırdak doku ve çeşitlerine bakıyoruz arkadaşlar. İnsan iskeleti embriyonik dönemde kıkırdak yapısındadır. İskelet mineral birikmesiyle kemikleşir. Uzun kemiklerin uç bölgelerinde bulunan epifiz plağı kıkırdak yapıdadır. Sonradan kemikleşir. Arkadaşlar embriyonik dönemde kıkırdak doku fazladır demiştik. Sonradan kemik dokuya dönüşecek. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit, hücreler arası maddeye de kondrin diyoruz arkadaşlar. Kondrositler yuvarlak ve oval şekildedir. Çekirdekleri büyüktür. Bir veya birkaç kıkırdak hücresi kapsül adı verilen yapı içerisinde bir araya gelirler. Burada bileceğimiz en önemli, unutmayacağımız şey arkadaşlar, kıkırdak dokuda kan damarı yoktur. Peki beslenmesini nasıl gerçekleştirecek? Bağ dokudan gerçekleştirecek arkadaşlar. Kıkırdak doku, hiyalin, elastik ve fibroz kıkırdak olmak üzere 3 çeşit kıkırdağımız vardır. Hiyalin kıkırdak, hücre sayısı fazla, hücreler arası maddesi homojen, camsı ve saydam görünümdedir. Arkadaşlar, hiyalin kıkırdakta yapısında kollajen lifler vardır. Bu lifler sayesinde arkadaşlar basınca dayanıklıdır. Hiyalin kıkırdaklar. Nerede görülür arkadaşlar hiyalin kıkırdak? Yani embriyonik dönemde iskeletin yapısını oluşturan hiyalin kıkırdak bronşlarda, soluk borusu, burunda, kemiklerin eklem başlarında ve kaburga uçlarında hiyalin kıkırdağı rastlıyoruz arkadaşlar. Elastik kıkırdak hücreler arası madde ve çok miktarda lif içerir. Elastiktir, bükülme özelliğine sahiptir. Daha esnek yapıda arkadaşlar nerede? Kulak kepçesi, kulak yolu, östeki borusunda bulunur. Fibroz kıkırdak arkadaşlar en sağlam kıkırdak diyebiliriz. Buna basınç ve çekmeye dayanıklı bir kıkırdaktır arkadaşlar. Omurlar arası disklerde. Arkadaşlar omurlar arası disklerde köprücük kemiği gibi bazı kemiklerin eklem bölgelerinde bulunur. Fibroz kıkırdak dediğimiz gibi arkadaşlar basınç ve çekmeye çok dayanıklıdır. Diğer bir konumuz arkadaşlar eklem çeşitleri. Arkadaşlar iki kemiğin birbirine bağlandığı yer eklem olarak tanımlandırıyoruz. Eklemler hareket derecesine göre arkadaşlar eklemleri biz hareket derecesine göre oynar, yarı oynar, oynamaz eklem olarak üçe ayıracağız. Kol ve bacak kemikleri arasında bulunan arkadaşlar oynar eklemler dediğimiz zaman üyelerde bulunan kol ve bacak kemiklerinin arasında bulunur. Hareketi sağlar. Hareketler arkadaşlar çok rahat olan eklemlerdir. Oynar eklem bölgesinde iki kemiği birbirine bağlayan bağlara ligament, eklem bağı diyoruz arkadaşlar. Ligamentler, eklem bağı diyoruz. Eklem bağı eklemlere sağlamlık kazandırır. Oynar eklemlerde bağ dokusunda yapılı kapsüle eklem kapsülü denir. Arkadaşlar şunu bileceğiz. Eklemlerin arasında arkadaşlar şu kısımlarda sinovial sıvı dediğimiz sıvı vardır. Bu neyi sağlayacaktır arkadaşlar? Eklemlerin arasında sinovial sıvı diyoruz. Eklem sıvısı. Bu sıvı kemiklerde eklem bölgelerinin birbirini aşındırmasını engeller. Yani arkadaşlar sinovial sıvı eklemlerde kayganlık sağlayarak eklem yüzeyinde aşınma yönler. Arkadaşlar sinovial sıvı eklemlerde çok az. Arkadaşlar bu sinovial sıvının azalması ya da donuk hale gelmesi bizde kireçlenmeye de neden olabiliyor. Arkadaşlar diğer bir eklem çeşidimiz az oynar. Yarı oynar eklemler. Yarı oynar eklemler dediğimizde şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar omurlar arasında bulunan, hareketi sınırlı olan eklemlerdir arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar
eklemlerin birbirine aşınmasını önleyen bir sinovial sıvı var demiştik. İkincisi kıkırdak var eklemler arasında. Bu da aşınmayı önler arkadaşlar. Boyun, göğüs, bel omurların arasında. Arkadaşlar boyunda, göğüs ve bel omurların arasında az oynar eklem olur. Eklem sıvısı bulundurmaz. Omurlarda biz ne demiştik arkadaşlar? Oynar eklemlerde eklem sıvısı da var. Sinovial sıvı. Bu omurlar arasında arkadaşlar az oynar eklemlerde omurlar arasında kıkırdak bulunur. Bu da aşınmayı önler. Demek ki aşınmayı önleyen iki faktör var. Bir sinovial sıvı, ikincisi de kıkırdağın bulunur. Eklem sıvısı bulundurmaz az oynar eklemler arkadaşlar. Oynamaz eklemler dediğimizde aklımıza ilk gelen eklem arkadaşlar kafatası. Oynamaz eklemlerde kafatası kemiğinde bulunan eklem oynamaz eklemdir. Yüz kemikleri arasında bulunur. Arkadaşlar yüz kemikleri arasındaki eklemler de oynamaz eklem. Kemikler hareket etmeyecek şekilde birbirine bağlanmıştır ve arkadaşlar bu eklem çeşidinde de eklem sıvısı ve kapsülü yoktur. Dördüncü örneğimize bakalım arkadaşlar sorumuza. İnsana ait 1, 2, 3 eklemlerinden hangileri arasında eklem sıvısı bulunur? Arkadaşlar eklem sıvısını ne demiştik biz? Oynar eklemlerde eklem sıvımız var. Öyleyse üyelerde bulunan pazı ön kol kemiği arasında eklem sıvımız olacaktır. Peki arkadaşlar kafatası kemiklerin arasında burada az önce ne demiştik? Kapsül ve eklem sıvısı yoktur. Omurlar arasında da eklem sıvısı yoktur arkadaşlar. Omurlar arasında ne vardı? Kıkırdak var. Bu da aşınmayı engelliyordu. Dolayısıyla eklem sıvısı hangilerinde bulunuyormuş arkadaşlar? Pazı ve ön kol kemiği arasında bulunur. Arkadaşlar iskelet kas sistemi demiştik. Diğer bir bölümümüz, diğer bir konumuz kas sistemi. Kemikler ve eklemlerle birlikte kaslar vücuda desteklik sağlar. Arkadaşlar bu kas sisteminin görevlerine de bakıyoruz. Vücuda desteklik sağlar. Kasılıp gevşeyebilme özelliğine sahiptir. Hücreler diğer doku hücrelerine göre daha uzundur ve hücreler arası madde yoktur. Kas hücresinin sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına sarkolemma, endoplazmik retikuluma da sarkoplazmik retikulum diyoruz arkadaşlar. Hücrelerinde çok sayıda mitokondri organeli vardır. Çünkü mitokondride enerji üretilir. Kas sisteminin kas hücrelerinde bol miktarda ATP enerjisine ihtiyaç vardır. Kas hücrelerinde kasılma ve gevşemeyi sağlayan protein yapıda telcikler bulunur. Bu telciklere miyofibril diyeceğiz arkadaşlar. Aktin ve miyozin'den bahsedeceğiz. Miyofibrillerden ince ve ışığı az kıran proteine aktin. Aktin ipliğimiz. Kalın ve ışığı fazla kıran, daha koyu görünen bizim arkadaşlar telciğimiz de protein yapıdaki telcik miyozin diyeceğiz. İnsan vücudunda çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere 3 çeşit kas vardır arkadaşlar. Kas sistemi vücutta 4 temel görevi gerçekleştirir. Bakalım arkadaşlar. Şu ana kelimeleri unutmayacağız. Bir, kas sisteminde en önemli görevi hareketi sağlamaktır. Kaslar kemiklerle birlikte vücutta yer değiştirme yani hareketi sağlayacaktır. Vücutta madde taşınması, kalp kası vücutta dolaşan kanın pompalanmasını sağlayacak. İskelet kasları damarlarda basınç uygulayarak kanın ve lenf sıvısının taşınmasında görevli etkili bir faktördür arkadaşlar. Vücudun şeklinin oluşması. Kemikler olmasaydı arkadaşlar biz bu şekilde dik duruşu sağlayamazdık. Kemiklerin etrafını sararak vücut şeklinin oluşmasını sağlar. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi. Soğuk havalarda titreme ile vücut ısısının artışını sağlar. Arkadaşlar soğuk havalarda titreme hareketlerimizle kaslar orada enerji sağlama amacındadır. Kasların enerji sağlamayı da oksijeni solunumla ATP'yi elde edecekler. Arkadaşlar kasları biz ne demiştik? Çizgili kas, düz kas, kalp kası olarak ayırmıştık. Arkadaşlar çizgili kaslar yani iskelet kasları. Çizgili kasları, iskelet kasları kas çeşitleri içinde en büyük kütleye sahiptir arkadaşlar. En büyük kütleye sahiptir. Hücreleri uzun silindirik şekilli ve çok çekirdeklidir.
Arkadaşlar bunu unutmayacağız. Hücreleri çok çekirdeklidir. Hücrede çekirdekler hücre zarının altında yer alır. Hücre zarına yakın yerlerde yer alırlar arkadaşlar. İskelete bağlı olan kaslardır. Bu yüzden zaten iskelet kasları diyoruz. İskeletle vücudun hareketini sağlarlar. İskeletle birlikte vücudun hareketini sağlarlar. Çizgili kaslar beynin kontrolünde istemli olarak çalışır. Bunlar arkadaşlar unutmayacağımız önemli özelliklerdir. Çizgili kaslar beynin kontrolünde istemli olarak çalışırlar. Somatik sinir sistemi düzenler. Hızlı kasları çabuk yorulurlar. Arkadaşlar iskelet kaslarının kemiklere bağlantısı lifli bağ dokudan oluşan kas girişleri. Yani tendon diyoruz arkadaşlar bunlara. İskelet kaslarının kemiğe bağlandığı o yapılar kas girişleri yani tendonlarla sağlanır. İskelet kasları bir tarafı kemiğe bağlanırken diğer tarafı hareketli bir eklem ya da deriye bağlanır dedik. Kemiğe bağlandığı yere başlangıç noktası, ekleme bağlandığı yere de sonlanış noktası diyoruz. Arkadaşlar çizgili kas hücrelerinde ne demiştik? Kas telcikleri var. Aktin ve miyozin miyofibrilleri düzenli olarak açık ve koyu renk oluşturarak dizilirler. Diğer bir kas çeşidimiz arkadaşlar düz kaslar. Düz kas deyince iç organlarda bulunan kaslar aklımıza gelecek. Örneğin bir midenin şeklini göstermiş arkadaşlar. Düz kaslarda bazı özellikler vardır arkadaşlar. Hücreleri mekik şeklinde, özellikle arkadaşlar tek çekirdeklidir. Çizgili kaslar biz ne demiştik arkadaşlar? Çizgili kaslar çok çekirdekli. Düz kaslar tek çekirdeklidir. Çekirdekler hücrenin ortasında. Oysaki çizgili kaslar da hücre zarına yakındı. Vücutta iç organların yapısına katılırlar. Bu özellikler önemli arkadaşlar. İsteğimiz dışında kasılır. Çabuk yorulmazlar. Yavaş ve düzenli kasılırlar arkadaşlar. Çalışmaları otonom sinirler. Arkadaşlar otonom sinirler tarafından kontrol ediliyordu. Çizgili kaslar somatik sinirler tarafından kontrol ediliyordu. Düz kas hücrelerinde enine bantlaşma yoktur. Diğer bir kas çeşidimiz kalp kası. Arkadaşlar kalp kası dediğimizde şunu bileceğiz. Yapı olarak arkadaşlar çok çekirdekli olması da benzer. Yapı olarak çizgili kasa, çalışma olarak düz kasa benzer arkadaşlar. Hücreleri silindirik yapıdadır. Burada şunu unutmayacağız arkadaşlar. Bu özelliği gördüğümüzde sorularda da aklımıza gelecek. Dallanmalar gösterir. Kalp kasında dallanmalar göreceğiz. Hücre içinde oval şekilli çekirdekler hücrenin ortasında yer alır. Kalp kasının hücrelerinde enine bantlaşmalar bulunur. Yapı olarak çizgili kasa benzerlik gösterir. Çalışması istemsizdir. Yani otonom sinirleri kontrol eder. Düz kaslar gibi. Beşinci örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda düz kas, çizgili kas ve yürek kası yani kalp kası ile ilgili özellikler verilmiş. Tablodaki bilgilere göre düz kas, çizgili kas ve yürek kasını gösteren numaralar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Arkadaşlar kas 1, kas 2, kas 3. Dokunun uzun silindirik lifler diyor arkadaşlar. Kas 1'de. Her lifte çok sayıda çekirdek. Çekirdekler kenarda çok hızlı kasılır. Arkadaşlar bu bize hangi kası gösteriyor? Kas 1. Çok hızlı kasılıyorsa arkadaşlar bu sanki çizgili kasın özelliğine benziyor. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kas 2. Her hücrede bir tane çekirdek var. O zaman arkadaşlar 2 bizim düz kasımız arkadaşlar. Dallanan lifler görülür. Kas 3. Arkadaşlar dallanan lifler görülüyorsa bu da kalp kasıdır diyeceğiz. Çok hızlı kasılır da çizgili kas olursa doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkımız olacaktır. Arkadaşlar şimdi kasın kasılma mekanizmasına bakacağız. Çizgili kasın mikroskobik yapısı. Çizgili kaslarda aktin ve miyozin iplikçikler bulunur. Aktin açık, miyozin koyu görünür arkadaşlar. Kas yapısında sadece aktin iplikçiklerinin bulunduğu bölgeye I bandı. Bunları bileceğiz. Arkadaşlar kas kasılma mekanizmasında da bunları da bahsedeceğiz. Aktin ve miyozin iplikçiklerinin bulunduğu koyu renkli bölgeye de A bandı denir. Yani arkadaşlar şunu unutmayalım. İki aktin arası H bandı. İki miyozin ipliği arasına biz I bandı diyeceğiz. Bir miyozin boyu
Arkadaşlar, bir miyozin boyu arkadaşlar, bir miyozin boyuna biz ne diyelim? A bandı diyelim. A bandı. İki Z çizgisi arasına da iki Z çizgisi arasına arkadaşlar, bu terimleri bileceğiz. İki Z çizgisi arası bizim neyimiz arkadaşlar? Ne olarak isimlendireceğiz onu? Sarkomer. Sarkomer olarak isimlendireceğiz. Şeklimize baktığımız zaman bunları daha ayrıntılı olarak görebiliriz arkadaşlar. H bandı ne demiştik arkadaşlar? Yeşille gördüklerimiz arkadaşlar aktin. Kırmızıyla gördüğümüz iplikçikler miyozinde arkadaşlar. İki aktin arası H bandı. Görüyoruz arkadaşlar H bandını. İki aktin arası H bandı. Biz ne demiştik A bandına? Bir miyozin boyu. Arkadaşlar bir miyozin boyuna da biz A bandı demiştik. Z çizgisini görüyoruz arkadaşlar. İki Z çizgisi arası sarkomer olarak adlandıracağız. Şekillerde gördüğümüz üzere arkadaşlar, I bandının ortasında Z çizgisi bulunur. I bandının ortasında Z çizgisi, iki Z çizgisine de biz sarkomer diyorduk. Kasanın kasılma birimi olan sarkomer, kasılma sırasında kısalırken gevşeme sırasında uzalır. Arkadaşlar, sarkomer kasılma sırasında kısalırken gevşeme sırasında uzar. Kasların kasılma ve gevşemesi Huxley'nin kayan iplikler hipotezinde göreceğiz. Çizgili kasın kasılması arkadaşlar, şu kas kasılırken hangi olaylar gerçekleşir? Gevşerken hangi olaylar gerçekleşir? Bunları bileceğiz. Kasılma sırasında arkadaşlar, kasılma sırasında iki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Yani sarkomer daralır. I bandları daralır. A bandının boyu değişmez. Arkadaşlar şunu unutmayacağız. Kas kasılması sırasında aktin ve miyozinin boyu, kas lifinin boyu değişmeyecek. Ama birbirine yaklaşabilirler aktin iplikleri. Arkadaşlar sarkomer daralır dedik. Gevşeme sırasında da ters olayları göreceğiz. Şu pratiklik açısından arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Kas kasılırken, şuraya yazalım arkadaşlar. Kas kasılma sırasında, şöyle bir pratiklik olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Hız daralır. Ne demek? Kasılma sırasında arkadaşlar H bandı, I bandı ve sarkomer daralır. Gevşeme sırasında da bunun tam tersi arkadaşlar. Bunu pratiklik açısından aklımıza tutarsak ne diyeceğiz? H bandı. Bazı sorular ne diyor? Aktin iplikler birbirine yaklaşır. Yani bu A bandının daraldığını gösterir. H bandının daraldığını gösterir. Demek ki kasılma sırasında H bandı, I bandı daralır, sarkomer daralır diyeceğiz. Kasların kasılma ve gevşeme sırasında kasın hacim ve kütlesinde değişme olmaz diyoruz.